Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'den haftanın 3. günden herkese merhabalar efendim. Şu anda Beylikdüzü'ndeyiz. Bugünkü yarışmacımız protokol masalarının hanımefendisi Nilgün Hanım. Biliyorsunuz kendisi İzmirli, İzmir'den geldi. Yalnız biraz alıngan olduğunu söylüyor rakipleri. O yüzden bugün masada pek fazla eleştiri açık olmayacağını iddia ediyorlar. Nilgün Hanım'dan şık bir masa, lezzetli yemekler ve güzel bir temizlik bekliyorum. Hazırsanız kapıyı çalıyorum. Haydi buyurun. Bugün programımıza İzmir'den katılan iki çocuk annesi, iddialı yarışmacı Nilgün Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Hoş geldiniz Kadir Bey. Bu neşeklik Nilgün Hanımcığım, hazır mısınız efendim? Hazırım, bomba gibi. 82 milyonun karşısında hamaratlığınızı göstermeye, protokol masası kurmaya. Dikkat! Hazırım. Bismillah. Komutan solda. Eyvah, bugün yandık. Yemin ederim albay kocanı sen bile dış ses kadar anmamışsındır belki. Anladım. Bir ortama girdiğinde hemen böyle ben albay eşiyim diyor musun? Hayır, demiyorsun. Asla. Ama asla. Bütün bir hafta boyunca sen Nilgün değildin. Değilim. Sen albayın eşiydin. Aynen ama öyle. Ama artık bugün Nilgün Hanım, Nilgün Hanım olarak anılsın. Aynen öyle, yani. Öyle. Askeri mensubu ettin kadını ya. Ama komutan işi. Hazır mısınız Nilgün Hanımcığım? Hazırım Kadir. Biraz alıngan olduğunuzu söylüyorlar. Hiç alıngan değilim. Aynı kefede değiller de ondan. Ha, ondan masada dengin yok diye şey yapalım. Dengim yok. Öyle mi söylüyor? Beni anlamıyorlar. Sen de. Dengim yok dedi Kadir. Anlamıyorlar beni. Anlamıyorlar. Biz de birbirimizi anlamıyoruz ama bak biz de bir aradayız. Öyle takılma sen. Herkes birbirini anlamak zorunda mı sen de? Siz her şeyi Kadir'e anlatır gibi anlatın. Onu öyle. Ali'yi anlatır gibi, Kadir'i anlatır gibiymiş. Gözün kör olmasın senin. Estağfurullah Kadir'cim, olur mu? Bileziklerine bayıldım. Modeli beni benden aldı. Çok altın olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, evet. Bebeklerim bunlar benim. Tebrik ederim. Kaç çocuk var sende? İki tane. İki tane efendim. Şimdi o zaman Nilgün Hanım kısaca bir tanıyalım mı? Herkesin hassas kırılgan dediği hanımefendi nasıl biriymiş bir görelim ve geçelim muhteşem sorularımızla. Bileziğe bir bilezik ekleyelim mi? Ekleyelim. Ekleyelim. Hadi o zaman. Altın dişli Hayriye. Nilgün Dadak, 27 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. İzmirliyim. İki kız annesiyim. En Hamarat Benim'den Nilgün Hanım'ın gününden tekrardan merhabalar efendim. Evet, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyi. Haftanın 3. gününe geldik bu arada. Son 2 gün büyük finale. 75 bin liranın heyecanı bir yana. Bugün de Nilgün Hanım'ın marifetini, becerisini, protokol masası nasıl hazırlanıyor onu göreceğiz. Evet. İnşallah. Herkesin ümitli olduğunu düşünüyorum. Evet, ümitliyim. Ümitsiz var mı Nilgün Hanım'dan bir çok fazla bir şey beklemiyorum diye? Yok. Fatma? Yok, yok. Niye öyle bir düşünceli gördüm seni? Ben çok sıkıntılıydım. Dün biraz zor geçti benim için. Masa mı yoksa program sonrası mı bir şey program oldu? Program sonrası bayağı bir sıkıntı yaşadı. Geçmiş olsun. Ne gibi? Hayırdır? Arabam kaza yaptı. Dedem hastanede geçmiş yatıyor. Geçmiş olsun. Aa, çok geçmiş olsun. Yani bayağı bir dün kendimi çok suçlu hissettim. Ya. Niye? Ben geldiğim günden beri çok büyük problemler yaşıyorum. Evime su bastı, evim komple battı. Çok problemli geçti, sıkıntılar yaşadım. Dedem hastanede dedin? Evet, dedem şehirler arası otobüs yapan araç. Dedem benim arabayı almıştı elemanları falan bırakmak için. Onunla da dün saat 6 gibi kaza yapmış. İşte kaburga kırılmış, o da akciğere falan batmış. Dünden beri geçmiş. Hastanede. Kaç yaşında dedem? 72 falan. Ay, çok geçmiş olsun. Şu an peki sağlık durumu nasıl? Şu an iyi. Sabah konuştum, hani normal odaya almışlar yoğun bakımdan ama daha şu an müşahede altında tutuyorlar. Çok geçmiş olsun. Araba ne durumda edeyim. Yani bu durumda sorulmaz ama. Ya Canay gelmesinde mal önemli değil benim için kesinlikle. Yani onu tekrardan yap. Hayır. Bu araba senin evlendikten sonra aldığın araba evet, mı? Evet, dün söylemiş olduğum araç. O dün ya. Söylemiş o. Ne kadar olmuştu alalım? Daha yeni. Daha yeni bir... Daha yeni. Yani buna nazar denmez de ne denir şimdi Fatma? Vallahi bilmiyorum, arkadaşlarımın arasında gözü değen oldu mu ama gözü değenin gözü çıksın diyorum. Ben asla kimseye nazar değdirmem. Herkesin her şeyi fazla olsun. Allah'a şükür her şeyim var. Kimsenin bir şeyinde gözüm kalmaz. Geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkür evet, ederim. Evet Nilgün Hanımcığım, hazır mısınız hazırım. Efendim? Hanımlar, sorular yine birbirinden zor. O yüzden iyi düşünün diyorum ve tahtalar gelsin. Nilgün Hanım'la bugün yarışmamız biraz zor geçecek bence. Çünkü her şey alınacak, alındığı gibi tepkiler gösterecek. Konuştuğuyla yaptığı birbirini tutmayacak. İki gündür masada olduğu gibi. Kadınlar eşleriyle. Ha. Bakın ben nasıl tahtayı çevirdim. Kadınlar eşleriyle sorun yaşadığında en çok kimden destek ister? A. Aile büyüklerinden. B. Arkadaşlarından. C. Uzman kişi ve kurumlardan. D. Hiç kimseden istemez. C
Çevir bakalım Hatice abla. Hemen çeviriyorum. Tabii ki aile büyüklerimden. Aile büyüklerimden. Ne yapıyorsun mesela? Kim hemen arıyorsun? Ablamı ararım. Ablanı. Evet. Derdimi anlatıyorum. Yani arkadaş da bir yere kadar daha bugün yüzüne güler. Yarın ne edeceği belli mi? Sırrımı vermeyeyim diyorsun. Onun kullanır için ben kullanır. Pek sır vermem. Kocama bile vermem. Onun için. Ama şimdi... ablana veriyorsun sırrını. Ya şimdi bir tane seçeceksin hayatımda. Bir tane. Ablam 9 tane ablam var. Hepsini anlattım. Bunun sırrı mı kaldı? Kalmaz. Onun için şey ediyorsun işte bir tane seçeysen ondan istişare edin. Senin sabit bir tane mi var? Her olaya göre farklı ablanı mı arıyorsun? Bir tane. Sabit bir tanesinin fikrini alma severim. Diğer kız kardeşlerin izliyor ama şimdi ablaların. Aa sildim kal. Sildim. Olsun diğer kız ablaların izliyor ya, ama izliyor. Şu anda. Ama Fatma şimdi, bizi izliyor. Hangisi... Hatice niye bizi aramadın? Olma yok. Hangisi daha yakınsa yaş olarak biraz da ondan aile büyüğü derken çok da büyüğe gitmeyeyim yani. Biraz daha beni anlayacak. Peki Hatice Hanım kendine destek verecek ablasını bulmuş genellikle onu arıyor anlaşılan. Evet Fatma Hanımcığım siz yeni evlisiniz bakalım. Aşıkkı aile büyükleri. Hiç aradığın oldu mu? Yok çok şükür öyle bir şey olmadı ama benim moralim bozuk olduğunda direkt ses tonumdan anlarlar. Hmm. Bilerek de biraz titretiyorsunuz zaten onu ki böyle bir anlasınlar da sorsunlar senin neyin var diye. Yok ben çok gergin oluyorum. İşte bir de ister istemez onlara bir belli ediyorsunuz. Siz böyle bir rol yapamıyorsunuz yani. Yani. Emsal Hanımcığım siz çevirin bakalım efendim. Hiç kimse diyorum, hiç kimseye anlatmam derdimi genelde. Ne yapıyorsun ya? Gerek yok, kendim çözerim. Kendi başına çözebiliyorsun. Evet, erkekler genelde bence başkalarıyla paylaşıyorlar en ufak bir sorunu. Kadınlar bence kendi içinde hallediyorlar. Aile büyüklerine yine hani konuşuruz ama anca duydukları zaman yani kendi adıma söylüyorum. Jale Hanımcığım siz kimi arıyordunuz efendim ya da arıyorsunuz? Hiç kimseyi aramam. Hiç kimseyi? Hiç kimseyi aramam. Belli etmem. En fazla bir hafta sürer, bir hafta sonra zaten Allah'ın izniyle çözümlerim. Peki evet Nilgün Hanımcığım sizin cevabınız nedir? Kadir Bey ben de problem yaşıyorsam bir uzmana danışırım ben. Uzman psikoloğa mı gidersiniz? Gideriz. Her defasında ona gitse mi dayan ya? Problem yaşıyorsam hayır. Bu her gün olan bir şey değil problem yaşamışız. Ben hiç yansıtmadım bugüne kadar zaten problem aileme. Hiçbir şeyimi bilmezler hep iyi bilirler. İnsanların kötü günleri de olabilir. Tabii ki aile içinde karı koca arasında. Telefonda sesimi bile hani bozuk görse bir sıkıntın mı var kızım? Dediğinde yok anne bugün biraz başım ağrıyor derim yine anlatmam. Hemen toparlarsın kocanın açıda vermiyorsun. Eğer işin içinden çıkamıyorsak eşimle de problem yaratacaksa bu sıkıntı ne yaparım? Giderim bir uzmana danışırım konuşurum problem çözülür. Bunu daha önce denediniz mi yoksa hani olursa diye mi konuşuyorsun? Eşimle alakalı sıkıntı yaşayıp da bir psikoloğa falan gitmedim. Ama olursa giderim. Kadınlar eşleriyle sorun yaşadığında en çok kimden destek ister sorusunun cevabı A şıkkı aile büyükleriydi efendim. Evet. Evet Hatice Hanım ve Fatma Hanım. A şıkkı dediler ülke genelinde evet genelde evet, aile büyüklerini arıyorlar. Ben aramıyorum diyen imkansız yani. İmkansız bedava. Bir şey diyeyim mi? Kadınlar zaten dedikoduyu çok sever. Herkes de arar sen emin ol. Öyle aramam diyene inanma öyle bir şey yok. Kesinlikle aranır. Sevgili seyirciler evde en sık kullanılan küçük ev aleti hangisidir? Evet bakalım en çok hangisini kullanıyorsunuz? Bakayım. A. Kahve makinesi. B. Kettle. C. Tost makinesi. D. Blender. Evet Jale Hanımcığım çevirin efendim cevabınız nedir? B. B kettle dediniz. Peki. Fatma Hanım? B kettle. B kettle dediniz. Emsel Hanım? Kahve makinesi. Kahve makinesi. Ben de çevireyim. Hatice Hanım çevirin tatlınızı. Bir saattir parmak kaldırıyorum hocam. Buyurun efendim. Evet ben de B diyorum. B kettle dediniz. A kahve makinesi. A kahve makinesi. Kahve içenle belli oldu. Ve doğru cevap efendim. C tost makinesi. Evet genellikle mutfakta en sık kullandığımız olduğu için. Bu arada Türkiye sadece sizin beşinizden ibaret değil. Yani öğrencilerimiz var. Ben daha çok kendim düşünerek cevaplıyorum. Aslında genel düşünmem lazım. Onu yapamıyorum bence. O yüzden yanlış cevaplar veriyorum. Kadınların yüzde kaçı düzenli olarak makyaj yapıyor? A. %22'si, B %44'ü, C %65'i, D %26'sı. Evet Nilgün Hanımcığım çevirin bakalım efendim. C. C şıkkı %65 dediniz. Evet. Siz de bu %65'in içinde misiniz? İçindeyim. Hatice Hanımcığım siz çevirin efendim haydi bakalım. Ben dedim B. %44'ü. Yani o kadar fazlası da verilmiyor. Şimdi bunu çoyu da hesaba kattım.
Bir Karadeniz'e gittim. Böyle bir Türkiye turu attım. Bu çıktı. Onca ortaya. Sorunun içinde gitmedim. Makyaj sorusunda Karadeniz'e gittim. Evet, çay toplarken allıksız asla kimse çay çuvalını sırtına almıyor efendim. Ya ne edelim? Peki Fatma Hanım. Ben de B dedim. B şıkkı %44 dedi. Emsal'cığım sen ne cevap verdin buyur? B şıkkı. B şıkkı %44 dedi. Evet. Jale Hanım. C. Çoğunluğu yapıyor makyaj yani. Çoğunluğu makyaj yapıyor. Tamam, %65'i dedi. Çoğunluğu yapıyor. Ve doğru cevap. Hadi. Kadınların yüzde kaçı düzenli olarak makyaj yapıyor? B şıkkı %44 efendi. Ama ya biz yine ikimiz aynı şimdi olduk ikide, ya. Şimdi üçte ikisiniz. O yüzden tahmin sorusuna gidiyorum. Ey Allah'ım ya. Burada şık yok arkadaşlar. En yakın tahminde bulunan zarfa gidecek, iyi düşünün. Lezi ben alacağım, ben Kayseriliyim. Türkiye'nin en pahalı evi kaç milyon dolardır? Fatma Hanım çevirin tahtanızı efendim. 11 milyon dolar yazdım. Biraz daha sesli. 11 milyon dolar yazdım. 11 milyon dolar dedi Türkiye'nin en pahalı evi için. Peki Fatma Hanım, Hatice Hanımcığım. Benimce ondan da fazla da 20. 20 milyon dolar dedi. Türkiye'nin en pahalı evi sizce 11 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı? Bence 20. Bence sizce? 20'nin üstü daha fazladır. Yani. Evet. Türkiye'nin en pahalı evi. Hadi. Bu arada bir yalıymış arkadaşlar. Deniz kenarında bir yalı olarak tam tamına 125 milyon dolar efendim TL'ye şu anda çeviremiyorum bile. Ve Hatice Hanım en yüksek rakamı söylediği için zarfa gidiyor efendim. Hatice Hanım'la son ikiye kalacağımı biliyordum ama olsun, o kazandı. Tebrik ediyorum onu. Bilmiyorum şu anda kim oturuyor, kim aldı ama 125 milyon dolar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah güle güle oturtursun. Allah herkes evinde mutlu etsin diyelim efendim. Amin diyelim. Peki Hatice Hanım, haydi bakalım hangi zarfa gidiyorsun? Bugün üçüncü gün, çok şükür elhamdülillah bir zarfa ciddik bakalım. Bugün içimizden ne geçiyor? Hangi altın kutuyu atalım? Alabilecek misin? Hangi kutuyu atalım zarfı? Pembe, mavi, gri, krem, beyaz. Bugün şöyle içimden hiçbir renk istemiyorum ya. Beyaz istiyorum. Beyaz istiyorsun. Güzel. Sayfamız beyaz olsun. Peki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet hanımefendi, bugün renk seçmek istemiyorum. Beyaz seçiyorum dedi. Bu arada siyaha da beyaza da renk diyorlar ama. Griye demiyoruz genelde. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Griyi görmüştün. Ay bebeğim. Hatice Hanım'a zarftan altın bilezik çıkacak mı? Patata. Bonos takımı çıktı. Tebrik ediyorum. Bir de bordoya açar mısın? Bordo nerede var? Pembe. Allah seni kahretmesin şuna. Bordo ile pembe. Ya içim ciddi o şeye. Aslında iki saat arasında kaldım. Dedim ki beyaz bir sayfa atayım. Ne atacaksın beyaz sayfa? Pazartesi günü atsana bunu ya. Haftanın ortası gelmiş, beyaz sayfa atacaksın. Geç kremi. Kafayı yemişim ben de. Senin hakkın bir altın bilezikli Hatice ablacığım. Ya ne neyse, yapalım. Borç kısmı da ayırırız. En azından evet, borç seçmeyi evet, deneyelim. Borç. Peki tebrik ediyorum efendim. Hayırlı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.